Umarım seneye daha bir arada olarak kutladığımız bir Dünya Dans Günü'nde oluruz. Bu sene böyle daha sanırım sosyal ortamlar yerine online ortamlarda Dünya Dans Günü'nü kutluyoruz. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Dans dediğimizde kendisini anmadan geçemeyeceğimiz birisi. Değerli İsmet Müftüoğlu hocam. Hemen hiç oyalanmadan zaten istek göndermiş. Kendisini canlı yayınımıza davet ediyoruz. Evet. Çok az kaldı. Ve evet. Merhaba Erhan. Merhaba hocam, iyi akşamlar, nasılsınız? İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sesim iyi geliyor mu? Her şey çok net. Gayet iyi geliyor. Süper. Benim sesim. Dünya Dans Günü'nüzü kutlayalım sizin de. Teşekkür ederim. Hepimize kutlu olsun. Nice sağlıklı, dans dolu günlerimiz olsun inşallah. Şu İnşallah karantina da tabii. bitsin de ondan sonra artık kurtlarımızı atarız. Şu özlemi Evet. gideririz diye düşünüyorum. Şimdi ben canlı yayına başlamadan önce Facebook'ta Instagram'da şöyle bir dolaştım. Herhalde 10 tane falan canlı yayın var şu anda. Herkes bir şekilde Instagram'larda, sosyal medyada artık idare ediyoruz ama tabii önemli olan sağlık. İnşallah seneye çok daha güzel ortamlarda bir araya geliriz diyelim. İnşallah iyi ki yaptılar bu canlı yayınları. Yani bence insanlar birbirine dokunamadı, yaklaşamadığı için bu ortamlarda hem görüşlerini hem duygularını paylaşabilir. Biraz da böyle sanırım birleşme gibi bir şey oluyor. Yani aslında hoş bir davranış. Sanırım siz başlattınız onu. Bilmiyorum. Ben de Gibi yani ama. birilerinden gördüm de böyle artık hani evde otururken insan bir şeyler yapmalı, bir şeyler yapmalı, ne olmalı derken şeye katılıyorum. Yani uzak kaldıkça aslında biraz kıymet bilmeye başlıyoruz. Elimizdekileri kaybettikçe, elimizde olmadıkça onları tekrar hatırlamak adına, dediğiniz gibi bütünleşmek, bir araya gelmek adına değerli olduğunu düşünüyorum. Umarım katkısı olmuştur diyelim. Kesinlikle teşekkür ederiz bunun için. Estağfurullah. Katkınız için ben de şimdiden teşekkür ederim. Hadi Hocam, bismillah. şimdi tabii yani Türkiye'de dans deyince genelde şimdiye kadar konuştuğumuz konuklar hep Ankara üzerinden dinledik biraz. ODTÜ üzerinden ve Ankara'daki dans üzerinden. Ama tabii ki o dönemin ve genel olarak da tüm dansın İstanbul'da da çok önemli ayakları vardı. Onlardan biri de tabii ki siz ve sizin bulunduğunuz okullar, üniversiteler onlardı. Öncelikle tabii sizin dansa nasıl başladığınızla ilgili biraz konuşmak isterim. Sanırım o zamanlar için biraz Bulgaristan'a gitmemiz gerekiyor. Evet, bayağı geri gitmek lazım. Bundan 40 yıl önce diyelim. Yaklaşık. Yani öyle diyelim. Daha önce de anlatmıştım ama dinlemeyen bilmeyen arkadaşlar için tekrar söyleyebilirim. Küçük yaşta biraz kendi yaşıtlarımdan çok iyi anlaşamıyordum. Hep büyüklerle takıldığım için onların da tek yaptığı şey partilerdi. Ve o dönemin popüler tabii bir de sosyalist rejimde yetiştim biliyorsunuz. Evet. Orada partiler, toplantılar çok önemli. Şehir toplantıları, müzik, işte film toplantıları, toplu film izleyip sonra yorumlar yapıyorduk ama tabii gençlerin kanı kaynayınca ne oluyor? Müzik ve dans. Ve hep hoşuma gidiyor. Yani bu insanlar böyle nasıl bu kadar mutlu olabiliyor? Yani belli ki güzel bir şey yapıyorlardı. Bir de yaşım da küçük olduğu için birbirine mesaj göndermek için ablalar, abiler. Hadi İsmet sen git şu ablaya söyle. De bakayım seninle Babi dans etmek istiyor. Seni kırmaz. Gibi bir şey vardı. Öyle başladı aslında diyelim. Ondan sonra bilmeden hoşuma giden bir şey vardı. Takip ediyordum. Sonra televizyonda bir kez bir yarışma izledim. Çok güzel. Alman bir çiftin Bulgaristan'da yapılan bir yarışmada birinci olmuşlardı ve müthiş etkilenmiştim. Araştırdım. İşte Silistre dediğimiz bir şehirde yaşıyoruz. Orada da gençlik kulüpleri var. Yani gençlerin vakit geçirebileceği yerler. Orada da işte uzatmadan dans kulübü vardı. Ofisine gideyim dedim. Birkaç kez böyle kapıya gidip geri döndüm. Yani biraz da utangaçtım sanırım. Yani çok seviyorum ediyorum ama ilk adımı atmakta her zaman çok zorlanmışımdır. İki defa geri dönünce üçüncüsünde bir şekilde karşımda güzel bir kadın çıktı. Ne istiyorsun dedi. Dedim ki dans dedim. Takip et beni dedi. Salona götürdü. Öyle başladık. İlk öğrendiğim Dans şey sporu de muydu peki direkt o gittiğiniz ortam? evet. Ballroom Hmm, dans ne güzel. deniyordu o zaman. Dans sporu diye kelime Evet. geçmiyordu. Ballroom dans, Latin standart dansların hepsini mecburen öğretiyorlardı. Açıkçası o zaman bile çok fazla kulüp vardı o küçük şehirde bile. Yani nereden baksanız 5-6 tane kulüp vardı.
Bayağı Yani varmış. evet, bayağı vardı ve ilgi de büyüktü. Yani o dönemde çocuklar, tüm gençler, yani bir spor branşıyla bir de sanatsal bir faaliyette mutlaka yer alıyordu ve ilgileniyordu. Ders sonrası yönlendiriliyorduk. Eğer bir beceriniz varsa, işte ya müzik ya dans ya da spor veya bilim kulüpleri vardı, oraları yönlendiriliyordu. Dolayısıyla ben de dans sporuna gidince çok sevdim. Yani arkadaşları da sevdim. Heyecanla işte başladım dans etmeye derken beni yarışmalara soktular. Hatta ilk yarışmamda hatırlıyorum, quick step şey kombinasyonumu tamamen unuttum. Ve bakıyorum öğretmenim de hakem doğadan bakıyor, gülümsüyordu. Dedim ki eyvah, yani ben fırça yiyeceğim, ne oldu acaba? Ve o dansta full tik almışım. Benim öğretmenim hariç diğer hocalar hepsi bir vermiş ama ben ne yaptığımı kesinlikle bilmiyorum. Yani tabii quick step yapıyoruz ama koreografi kesinlikle hocanın söylediği, verdiği koreografi değildi. Öyle başladı. İşte Yaş kaçtı yarışmalar. hocam o zaman sizin? Herhalde 13, 13, 14 o civarlarda. 13-14. Evet. Ortaokul son sınıf, lise başı Evet, civarları. evet, evet, evet. Ben biraz Süper. erken şehir değiştirmiştim. Okumaya gittim bir yere, başka bir şehre. Dolayısıyla boş vakitlerimizde dediğim gibi böyle şeylerle uğraşıyorduk. Evet, o yaşlarda başladı. Yani başlamam için Sonra böyle. Türkiye'ye geldiniz. İşte o göç olaylarının dolayı Türkiye'ye 1989 Ağustos'unda göç ettik. Derken burada hiçbir şey olmadığını fark et. Çok popüler iki dansına ilgilenen iki insan var. Tabii bale ve işte devlet opera balesini hariç tutuyorum. Tolga Han vardı ve Ümit Eris. Yani rahmetli, o da aslında Rahmetli oldu, rahmetle evet. Evet. anmamız gerekiyor. Katkıları çok büyük. Çok iyi bir beyefendiydi. Danstaki zarafeti çok güzel bir örneğiydi. Hatta Armada gecelerine sanırım siz de katıldınız, biliyorsunuz, Evet. organize etti. İşte onlardan tanıştım. Ama ilk dansı böyle işte hobi olarak devam ederken onu seçmelere gitmiştim Tolga Han'da. Bana orada direkt sen boş ver gösterileri, sen bunu ders vermeye başlayacaksın dedi. Şimdiki başkanımız Tolga Han. Dedim nasıl yani falan. Derken öyle bir anda hala hobiydi. Ders vermeye başladım. Hala profesyonelce baktığım, düşündüğüm bir şey değildi. Derken süreçte bir şekilde böyle yönlendirildim. Üniversite yıllarını sanırım, değil mi hocam, o dönem? Üniversite değildi. Lisedeydim. Ben liseye bir Ha. Türkçemi geliştirmek için lise sonu Pendik Lisesi'nde okudum. Oraya gitmiştim Türkçe okuyayım diye. İlk derste mefailü, facilü falan bir şeyler deyince dedim ki bu ne yani. Yanındaki arkadaş da Almanya'dan göç etmiş, onlar yok diyor, İsmet diyor. Biz de anlamıyoruz, bu zaten Türkçe değil diyor. Yani Türkçe öğrenmeye geldim, bu ne? Farsça deyince yıkılmıştım öyle. Ama evet, iyi oldu, farklı bir deneyim oldu. Yani Peki, lise dönemi. yani bu lise döneminde ders vermeye başladınız siz, öyle mi? Aslında henüz başlamadım. Yani lise sonunda bir arkadaşımın, işte lisede tanıştığım bir sınıf arkadaşımın babası demişti, böyle bir seçmeler var, bak istersen seni götürelim diye. Tam lise bitmişti. Yaz dönemiydi. Ondan sonra Tolga Han Dans Stüdyosu'na, hala Gayrettepe'de, şu anda olduğu yere gitmiştim. Tabii o zaman çok daha büyüktü. O bütün kat, yani Alt kat. tabii, dans stüdyosuydu. 2-3 tane salon vardı sanırım, yani çok büyüktü. Orada başladı işte. Peki, yani Türkiye'ye geldiniz. Dans sporu ya da ballroom dans adına pek ortada. Sizin Bulgaristan'da yaptığınıza benzer bir şey yok. Tabii ki danslar var ama peki ne düşündünüz? Yani ben şu an elimdeki üzerinden gideyim mi, yoksa bunu biraz yayayım ortama gibi? Açıkçası o yaşlardaki bir insan, yani bir kez, yani başta söyledim mi bilmiyorum ama benim hayallerimde, planımda, kariyer planımda dans yoktu. Ben tıp hazırlık okuyordum, doktor olmak istiyordum. Yani insan bedeni doğrudan beni ilgilendiriyordu. Çok da ilgiliydim, okuyordum, araştırmaları yapıyordum. Zaten anatomi, fizyoloji de okumuştum oradayken. O anda bir şey olmadığını görünce ne yapabilirim diye, bir de bana öyle bir misyon yüklediler. Ders vereceksin deyince ne yapacağım diye düşündüm. Madem böyle, insana sorumluluk almam gerekiyor. Yani öğretmek, öyle bildiğini aktarmak belki.
dar çevrede, yani biz de yapıyorduk çocuklara, arkadaşlarımıza, yeni gelenlere öğretmenimiz bize ödev veriyordu, çalıştırıyorduk, ama burada insanların sorumluluğunu almak ve bunun karşılığında para alacaktık. Yani o da güzel bir şeydi. Ama dediğim gibi bunu hesabında soracaklar. Yani büyük sorumluluk derken araştırmaya başladık, ne yapabiliriz diye. İşte o arada da konservatuvar çıktı. Yani akademik eğitim alabileceğim. Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı modern dans bölümünün sınavlarına girdim, kazandım. Orada geliştirmeye başladım. Bu süreçte de sürekli İngiltere'ye gidip geliyordum. Yani kazandığım paraları oraya harcıyordum. Tek başıma gidip ders alıyordum falan. Ben diyorlar ki niye ders alıyorsun tek başına? Diyorum ki analiz ediyorum, hoşuma gitti. Yani öğrenmek istiyorum Peki diye. yani modern dans üzerine dersler mi alıyordunuz yoksa dans sporu, ballroom dans üzerine mi, ikisi de mi? Ben İkisi de. tabii bazı soruların cevaplarını zaten biliyorum da hani izleyicilerimiz de Şimdi şöyle, ben burada modern dans eğitimi alıyordum Mimar Sinan'da. Dolayısıyla Gevan hocamız vardı, Gevan Macmillan. Onu da sevgiyle anmak istiyorum. O demişti yani gitmen lazım senin dedi. Londra'da böyle bir company vardı, Richard Dalston. Orada da bir okul var, London Contemporary Dance School. Git dedi, geliştir kendini. Ki ben konservatuvara girdim de söylemiştim. Ben aslında amacım modern dans öğrenmek değil. Ben bu dansı hani akademik nasıl yaklaşabilirim ve ne katabilirim diye. Açıkçası heyecanla belki birleştirebilirim, faydası olacağını düşünerek öyle başlamıştım. Tahminimden daha büyük katkısı oldu. Yani başka formlardan eğitim almak, bir de modern dansta böyle tanımlama başlayınca artık taşlar yerine oturmaya başladı. Yani öğretmenin bana gösterdi, şöyle yap, böyle yap ve iyi dansçıları izleyerek onları taklit etmekten öteye gittik. Ne yaptık? Anlamaya başladık. Ha, bu böyle yapılıyormuş, bunun mekaniği varmış, bunun tekniği varmış vesaire derken modern dans eğitimi için gittiğim yerde boş vakitlerimi de Londra'da, yani bütün stüdyoları gezdim demeyeyim, abartmıyorum ama çok stüdyo gezdim. Orada Vernon Kemp vardı, ISTD'nin kurucularından Gwyneth Welch'ın, işte ne denir ona, eğitim kurulunu takip eden, yöneten kişiyle tanıştım bir ISTD'nin kongresinde. O zaman işte başladım biraz daha bilimsel olarak, yani kitaplarla tanıştım. Orada Walter Layet'le tanıştım. Onunla çalışma şansım oldu. Kısacık bir çalışmaydı ama benim için müthişti. Yani tabii burada hani Walter Layard deyip geçtiğimiz zaman belki bizi izleyen birçok kişi ne olduğunu bilmeyebilir, kim olduğunu anlamayabilir. Şimdi ben hani kendi hikayem üzerinden de biraz şey yapayım. Biz ilk defa yarışmaya başladığımız zamanlar, o zaman E klas yoktu. D klasman vardı. Ama yani ben yanlış hatırlamıyorsam D klasmanda da böyle figür sınırlandırması gibi bir şey yoktu, değil mi hocam? Şimdi ilk başladığımızda tabii ki her federasyonlar olduğu gibi aslında nasıl söyleyeyim, çok sanırım örnek almayı çok sevmiyoruz. Hep biz yokmuş gibi davranıp yeniden bir şey inşa etmeye çalışıyorduk. İyi bir çaba, güzel bir enerji ama boşa harcanmış bir enerji oluyor. Çünkü önümüzde 60 yıllık federasyonlar veya kuruluşlar vardı. Ben şimdi hazır oturmuş bir federasyondan geliyorum. Yani işleyişini biliyordum vesaire. Klasmanların gerekli olduğunu ve niçin olması gerektiğini biliyorum. Ne hizmet ettiğini biliyorum. O yüzden çok ilk zamanlarda bir araya geldiğimizde, ki sanırım yarın mıydı, 1 Mayıs'ta mıydı Gazi ile konuşacaksınız, bir Evet, 1 o Mayıs'ta. anlatacak hikaye, ama başlangıçta olan o arkadaşlar bir araya geldiğimizde, işte federasyonda, jimnastik federasyonunun altında branş olarak var olmaya başladığımızda bunları anlatmaya çalıştık ama bilgi çok eksikti Erhan. Yani sizin döneminizde bile internet yeni yeni başlamış. İşte bilgi alabilmeniz için aylık dergiler satın alıyorduk, bekliyorduk. Ben mesela Evet. üye olmuştum İngiltere'de, buraya geliyordu. O maaşımın yarısı bir dergiye Hatırlıyorum, gidiyordu. hatırlıyorum o dergileri. Yarısından fazlası da reklam oluyordu ama orada gösterdiği bir iki figür, anlattığı bir iki şey olunca biz mutlu oluyorduk bunlarla. Şeyi hatırlıyorum, biz birkaç yarışmaya gittiğimizde biz sizinle çalışırken hep kapalı koreografiler üzerinden, yani basic figürler üzerinden çalışıyorduk. Yarışmaya gittik. Yarışmada başkalarını izliyorum. Kimse öyle şeyler yapmıyor. Yani tabii ama hani bu çok şükür bizim aldığımız sonuçları çok koreografik olarak negatif yansıyan bir durum olmadı. Hatta hem o dönemde hem de kariyerimin sonrasında aslında
çok değerli bir şey olduğunu, süreç ilerledikçe ne kadar o basicleri bilmenin, doğru yönlendirmenin değerini tabii ki fark ettik, gördük. Ben şeyi hatırlıyorum. Ben 2001 ya da 2002 belki tam dansa hani böyle şey anlamında, ciddi anlamda girdiğim dönem. 2003'te de sanırım ilk kez yarışmıştım. Ben mesela Walter Layard'ın kitabını sizden elime alıp okuduğum yıl 2003 falan, yani aslında böyle dansa başladığım zamanların en başı. Yani bu nedir, figürler nelerdir, o tabloları anlamak, onların neden öyle planlandığını sizden dinlemek falan, onlar çok önemliydi. Sanırım hani Walter Layard'ın üzerinde biraz daha konuşmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi Walter Laird şöyle, dansbor dediğimiz bugün branşını, yani hem Latin hem standart ayrı ama Walter Laird Latin branşıyla ilgilenen bir kişi. Aslında kendi mesleği uçak mühendisi bildiğim kadarıyla ama dansla ilgileniyor. Hatta şöyle söyleyeyim, ilk dans kitabı belki Monsieur Pierre Fransız, Avrupa'da ilk defa Fransa'da yayınlanıyor. Ondan sonra bizim bugünkü bildiğimiz dansboru kitapçığını belli bir standarta oturmak adına Walter Laird böyle bir araştırma yapıyor partneriyle birlikte. Sunumlar yapıyorlar. Dolayısıyla onu bir kitap haline getiriyorlar. Yani bizim bugün dans ettiğimiz şeylerin Latin dansları da temelini oturtan yani veya bir sisteme koyan kişi Walter Laird'tir. Yani bilmeyenler için söylüyorum. Dolayısıyla her hareket tanımlanmış, işte müzikle ilişkisini kurmuş, mekaniğini, biyomekaniğini, içindeki spesifik o karakteristik action'ları olması gereken şeyleri, ayaklarımızı nasıl kullanmalıyız, ki bu çaça olsun veya rumba veya jazz veya paso doble onun temel figürlerini öğretiyor. Daha doğrusu açıklıyor, tanımlıyor, kitaba döküyorlar. Hatta birçok figürleri de kendisi partneriyle yaratmıştır. Zaten o kitabı eğer sahipse arkadaşlar o sayfada zaten yazıyor hangi yıl nasıl sunulmuş, tartışılmış. Ve güzel tarafı şu, o hareketleri dans ediyor, kağıda döküyor ama aynı zamanda da neydi, uluslararası hareket bilimcileri tarafından inceletiyor. Mesela bu hızda bu yapılabilir mi? Sağlıklı olabilir mi? Yani vücuda zarar vermeden, sakatlanmaya sebep olmadan yapılabilir mi açısından çok önemli. O anlamda birçok kişilerle tanışmışlar, çalışmışlar ve öyle bir kitap haline, teknik kitap haline getirmişler. Yani sadece hareketlerin temposunu, figürlerin teknik bileşenlerini netleştirirken dur bu şöyle bir şey olsun diye değil, arkasında bilimsel çalışmada, tıpkı şimdi nasıl bilim kurulumuz var, o zaman da bir bilim kuruluyla birlikte onların üzerinden geçiyorlar. Kesinlikle. Onların da iki tane organizasyon var İngiltere'de bulunuyor merkezlere. IDTA, International Dance Teachers Association, bir de Imperial Society of Teachers of Dancing, ISTD. İkisi de ISTD. farklı farklı çalışmalar yapıyorlar. Hem Latin hem standart branşında ama başlatan kişinin de dediğim gibi Walter Laird. Ayrıca onlar şöyle yani bu figürleri tasarlarken aslında geleceğe daha sonra serbest hareketlere geçmeden önce bir alfabesi gibi. Yani bu figürün içinde yana gitmeyi öğreniyorsun. Bunun içinde kolunu kaldırıp döndürmeyi öğreniyorsun. Yarım dönüşler, çeyrek dönüşler. Ondan sonra daha büyük açılı dönüşler, yer değiştirerek açı, bütün bu egzersiz gibi düşünebiliriz bunu. Bu egzersiz serisini dans haline getirmişler. Yani ilk Sizin yapmışlar. güzel de bir anınız vardı diye hatırlıyorum ben Walter Layard'da. Aa. Evet, şöyle bir kez onu tanımış olmak çok kısa bir sürede olsa. Ben sanırım 2-3 aydır ona ulaşmaya çalışıyorum. O kadar yoğun ki yani mümkün değil. Yani şimdi bazı yeni arkadaşlara ne ifade edecek bilmiyorum ama bizim için böyle yani çok istediğim şey kitabı ezberlemiştim. Yani virgülü ne kadar biliyordum. Hatta virgül eksik olan kısımlarını da yani bir şekilde fark etmiş durumdayım. O kadar hastasıyım yani obsesif derecede. Nihayet ulaştım kendisine, dedi ki ders veremeyeceğim zaten yaşı ilerlemişti ama gel evimde dedi çalışırız dedi madem bu kadar isteklisin çünkü başının etini yedim yani. Gittiğimde biraz çalıştıktan sonra neyse sohbetten sonra ayrılırken şey dedi, sizde CD var mı dedi. Allah'ım dedim ne demek istiyor şimdi, Türk olduğumu biliyor yani. CD, kompakt disk mi? Evet dedi. Neden? CD player var mı dedi. Herhalde bizi ne düşünüyorsa yani Afrika'da böyle ağaçların altında çadırlarda mı yaşıyoruz teknolojiden uzaktan? Yok dedim, hepsi var dedim, evet kullanıyoruz dedim, işte şöyle. O zaman bir dakika dedim. Kitabımı imza aldıktan sonra çıktı üst kata, biraz sonra indi. Şimdi
Bunlar lecture'larında, yani bütün bu verdikleri çalıştaylarda, çalışmalarda Nico Gomez diye bir adam var, müzisyen, perküsyonist. Onunla birlikte ortak bir çalışma yapmışlar. Yani dansın özüne, ritimlerini, yani her dansın ritimlerini, yavaş, hızlı, komplike, sadece belli hareketler, belli vuruşlar, belli enstrümanları kullanarak aslında anlatıyor müzikle ilişkisini, ritimle ilişkisini göstermek adına. Şeylerde kullandı, bu eğitimleri de kullandı. Kendi orijinal ilk CD, kendi el yazısıydı, onu hediye etti bana. Tabii onun için ne olacak? Yani binlerce CD'si vardır ama benim için onun el yazısıyla hala duruyor. Ona sahip olmak müthiş bir şeydi. Yani onu bile süreli de ezberledim. Yani tak 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 giden bir şey nasıl ezberleyebilirsin? Üç teknesini biliyordum. Tak 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 şurada bir şey oluyor, tık diye. Yani bir dakika sonra onun gibi bir güzel bir anım vardı. Onu da Şimdi bakınca paylaşmış nereden oldum. nereye? Tabii siz bir CD üzerinden böyle yıllarca hatırladığınız bir anı, şimdi YouTube diye bir dünya var. Yani neler neler var. İşte belki çoğaldıkça kayboluyor garip şekilde. Doğru, biraz ulaşımı kolay olunca, şimdi bende de var bir sürü CD var. Ve aslında orijinalini hepsini saklıyorum. Ta o yıllardan 40 yıllık önceden çıkmış orkestra müziklerini, yeni çıkan modern müzikler vesaire. Ama kaç kez CD çaldım bilmiyorum. Yani artık bilgisayara, telefona indiriliyor. İstediğiniz zaman istediğiniz parçaya ulaşabiliyorsunuz. Yani tabii popüler kültürle zamanla tercihler de değişiyor. Çok pop müzikler de geliyor ama ben hep sadık kaldım. Seviyorum o orkestra müziklerini. Zaman zaman Evet. dinliyorum. Şimdi ulaşım kolay olunca çok da geriye dönmüyoruz. Ama şimdi görüyorum ki eski parçalar tekrar Evet. popüler olmaya başladı. Yeniden onları bir düzenlemelerle çok güzel hale getirdiler. Bu da iyi bir şey. Yani bir gelişme sonuçta. Evet. Bence de yani hani bir iki değeri birleştirmek, geçmiş ve şimdi birleştirip tekrar hatırlamak bence gayet keyifli. Bilmiyorum şimdiki nesil belki onu fark etmiyor olabilir ama biz o zaman da yaşamış biraz kişiler olarak ikisinin tekrar bir araya gelmesi hoş geliyor. Hocam hemen şey atlamak istiyorum buradan biraz. Türkiye'de ilk kurumsal olarak dans sporunun ortaya çıkması nasıl başladı? Şimdi ben Gazi'den rol kapmış olmayayım. Yani Kapın aslında hocam, anlatılacak Gazi'nin anlatacak çok şeyi vardır eminim. Biz onları konuşalım yine. o kesin. Şimdi başlatan Gazi'di. O bir yerde görmüş videolardan vesaire. Bir başvurmuş, eski milli sporcu kendisi de. Sanırım aerobikti. Yanlış ifade etmiyor. Yarın o düzeltir, doğrusunu söyler. Bir başvurmuş o zamanki Jimnastik Federasyonu Başkanı Atilla Örsel'e. Demiş ki böyle böyle bir şey var. Tamam demiş. Koymuş bir kenara. İlgilenmemiş. Sonra bir spor müsabakasında sanırım Azerbaycan Spor Bakanı'yla sohbet ederlerken burada dans mas konu açılmış. Atilla Örsel Bey de demiş ki galiba bizim Gazi'nin bahsettiği şey de o mu acaba demiş, çağırmış. Evet o demişler, işte o zaman ilk adım atılmış sanırım. Tamam branş olarak açın demişler dansı. Ama sanırım bir sene, bir iki sene boyunca biraz atıldı. Yani çok bir şey yapılmıyordu. İşte ODTÜ'de yarışma yapıldı, Murphy's Dans Bar'da yarışmalar yapıldı. Bir sürü yarışmalar yapılmaya başladı ama resmi olarak bir varlık gösteremedi o zaman federasyon. Peki E-sportif. şey, bu Sportif Salon Dansları Derneği vardı hocam. Tam ona O geliyordum şimdi. ha. İşte şimdilik çok aktif olmayınca, o da şundan dolayı, yani bütçe bütçe bütçe. Yani vazgeçilmeyen bir şey, ya bütçeden dolayı yarışma yapılamıyor. Yeterince sporcu yok. Yani kaç kişisiniz ki falan diyordu. Yani hatırlıyorum ilk yarışmada Ulaş Ata bile arkadaşına bir gün önceden ya yarışma var bak sayı yetmiyormuş katılalım ki yarışmayı yapsınlar deyip 3-5 figür öğrenip çıkan insanlar vardı o zaman, yani katkı olsun diye. Bu arada da biz bu şikayetlerimizi diyelim, yani dile getirirken sıkıntımızı Erkan Özerman, Best Model of the World'un işte hem ne denir hak sahibi hem Organizatörü, evet. organizatörü, böyle bir şey düşün. Onu da tabii bir ayağı Fransa'da olduğu için biliyor falan, tanıyor şeyleri. De ki kuralım, ne gerekiyordu? O arada Sportif Salon Dansları Derneği kuruldu. Bu dernek çatısı altısında da Kadıköy'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde bir yarışma yapıldı. Fransa'da Monsieur ve Madame Pierre Offred, Pierre ve neydi? Offredler geldi. Soyadından söyleyeyim. Onlar da eskiden dansçılar. Onlar katkı sağladılar. Tabii bir jüri oluşturuldu falan filan derken ilk resmi yarışma, derneği resmi yarışması o zaman yapıldı. Bunu görünce federasyon bir dakika dedi.
devletin kapısı burada. En resmi biriz dedi. Bir anda ben de fark ettim ki ben de bir komisyondayım orada. Teknik komitedeyim. Yani hiç haberim yok. Komiteler kurulmuş. Ben de o komitedeyim. Bana da bildirdiler. Dediler ki toplanın. Bu böyle olmayacak. Resmi otorite burası dediler. Ondan sonra yarışmalar resmi olarak başladı diyelim. 2002'de de ilk büyük yarışma yapılmıştı. 2002'deki yarışma federasyonun ilk, yani Cimnastik Federasyonu evet. adı altında düzenlenen ilk yarışmaydı. İlk şampiyonu. Evet, ben onu izledim. Sizin Başak'la yarıştığınız yarışma değil mi evet, hocam? Başak Akkaya partnerim. Evet. Kim nerelerde? Kız gitti geldi. Kayboldu, iletişimi de kaybettim ama hatırlarsınız binlerce kişi izliyordu ve o kadar da dışarıda kalıyordu. Evet yani tam aklımdan o geçiyordu. Yani şimdi öyle kalabalıkları bile, yani şu an bile zor buluyoruz yarışmalarda. Yani maalesef. Tıklım tıklım da her yer. Maalesef, maalesef. Yani öyle yani başladı resmi çatı. O dönem yani öyle böyle bir ilgiyi oluşturabilmek aslında dans sporu için çok değerli bir şey olsa gerek. Yani nasıl duyuruldu hocam? Şimdi hani biz bir sürü internet ortamı gelişmiş ama o zaman nasıl duyuruluyordu bu yarışmalar? Şimdi şöyle söyleyeyim. İnternet geldi bir takım kolaylıklarını beraberine getirdi ama bir takım tembellikler de ortaya getirdi. Hmm. Eskiden yani en iyi reklam yani müşteridir. O tavsiye ediyor, o tavsiye ediyor ve biz dans sevenler birbirimizi bir şekilde bulduk. Ankara'dan, İzmir'den, oradan buradan televizyonlarda iki tane kanal var sadece. İlk yarışmada sanırım Meltem Cumbul'un bir yarışmasındaydı böyle davet edilmişti. Her hafta birisiyle çalışıyorlar, sonra da sunuyorlar vesaire. İlginç programlar yapılıyordu. Böyle televizyonda görünmeye başladı. Bir de şeyin çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Ümit İris'in de üye olduğu Tango Sevenler Derneği vardı. Enka'nın yönetim kurulu başkanı Eşref Denizhan'dı sanırım. Böyle organizasyonlar düzenliyordu, işte canlı müzikler dans ettiriliyordu, AKM'de geceler düzenleniyordu. Sanırım öyle oldu. Yani duyurulmaya başladı. İnternet yok, hiçbir şey yok. Birbirimizi daha çok ziyaret ediyorduk. Dolayısıyla bilgiyi almanız için oraya şahsen, fiziken orada evet. olmanız gerekiyor. Bir Doğru. stüdyo açıldığında oradan oraya, oradan oraya telefonlarla, gazetedeki reklamlarla öyle duyurulmaya başladı. Tabii belki de bir taraftan avantaj yani. Tek kanal olunca orada yayınlanan bir şey tüm Türkiye mecburen evet. duyuyor. Az olunca belki bu anlamda dezavantaj değil, avantaj olarak da dönüşebiliyor. Şeyi hatırlıyorum hocam, siz Armada dans geceleri olduğunda o Sultanahmet'in aşağı tarafındaki Armada Otel'den bahsediyoruz arkadaşlar. Evet. Orada dans geceleri olurdu. Şey anlatmıştınız, yani ne müzik çalarlarsa çalsınlar herkes tango yapıyordu. Tamam, onu da anlatayım şimdi. Biz bir şekilde dersler verilmeye başladı. Salonlar oluştu. Suna Bale Dans Okulu'nda ders vermiştim. Gülen Andak Bale Salon Bale Dans Okulu'nda dersler veriyordum. Oradan birkaç işte onlar birine duydu vesaire derken artık stüdyolar başladı dans dersleri vermeye, salon dansları. Ama bunları uygulayacak yer yok. Şimdi ben Armada'ya birkaç kez gittim. Orada bolero, rumba falan tarzı müzikler çalıyorlardı. Valsler çalıyor, çok güzel. Biz de çalıştık aylarca. Dedik ki bir gidelim oraya ve rica ettik. Sağ olsun kendisi de kırmadı. Dedi ki biraz bu müziklerden çalabilir miyiz dedi. Ha, lütfen dedi, varsa arada çalalım, gelin dedi falan. Biz müziklerimizle gittik. Şimdi öğrencilerle tabii tango çaldı. Bunlar tango yapıyorlar. Vals çalıyor, vals yapıyor. Çaça çaldı. İnsanlar yine tango yapıyor. Hocam diyor bu çaça değil mi dedi. Evet çaça dedi. Onlar tango yapıyor, siz boş ver, siz çaça yapın. Bunlar çaça yapınca millet açılmaya başladı. Rumba çalıyor, bunlar yine tango yapıyor. Hocam diyor, bu rumba değil mi? Evet, bunlar yine tango yapıyor. Ya siz rumba yapın dedik falan. Yani öyle bir şey vardı, yani adımları uyduruyorlardı müziğe göre. Yani çok gelişmiş değildi eğitim. Yani yurt dışına gidip bilgi alıp merkezinden getirmek değil de yaratmaya çalışılıyordu. Öyle de bir anı oldu yani. Yani çok güzel tangonun... yıllar. Tangonun da öyle bir şeyi de var tabii, yani hani dans deyince insanların aklına hep tango geliyordu o dönem. Hala televizyonda falan da öyle yani. Erhan'cığım şöyle diyorum, nereye gidiyorsun? Tangoya gidiyoruz. Ne yaptıysa yani, ne dans yapıyorsa yapsın, balenin dışında her şey tangoydu yani. Tango değil mi? Yani benim konuşmalarımda duyduğum şey işte tangoya gidiyoruz. Ne yapıyorsunuz? Biraz vals yapıyoruz yani 1-2-3, 1-2-3 sonra işte öbürüne. Nedir yani, bir teknik bir şey yok ya, bir altyapısı yok onun. Evet. Dolayısıyla herkes uyduruyordu bir şeyler. Müzikte hareket edebilmek dansı. Evet. İçinden geldiği gibi karakteristik bir iki hareketi koyarak oluyor. Popüler adı da herhalde tango. Evet. Tango'yu Peki herkes hocam. Biliyordu. Evet. Sonra yavaş yavaş şeydeyken, bu dönemdeyken şeyden de bahsetmek lazım. Konuşmanın başında da söylemiştim. Üniversite dans kulüpleri.
Üniversite dans kulüpleri yani o dönem herhalde en böyle yoğun dansın aktif olduğu ve şu anki döneme çok büyük katkı sağlayan ortamlardı. Biraz o üniversite dans kulüpleri de çalışma dönemi, o dönem onların etkisinden de bahsetseniz bize biraz. Şimdi aslında harika bir dönemdi. O da nasıl oldu? Biz geç tanıştığımız zaman Ankara'daki arkadaşlarla işte isimleri zaten geçti. Ercüment, Günce, Mine, Bahadır. Hadi şimdi. Gazi. Okey. Gazi, işte diğer arkadaşlarla diyelim. Hepsi beraber İpek. Daha tanımadığınız sizin başka arkadaşlar da var. Çoğunu tanımadı. Onların tanıştığımızda üniversitede başlamıştı. Boğaziçi Üniversitesi'nde de Almanya'daki aynı başlatan arkadaş. Kadir'di sanırım ismi. American Rumba, American Tango, American Cha-Cha diye bir şeyler. Yani öğrendiği orada şeyler aktarmaya başlıyordu. Öyle videolar vardı Ron Montez falan zamanında. Böyle videolardan bakıp ezberlenirdi. Sonra fark ettik ki gerçekten evet, yani kitleye ulaşmak istiyorsa bu bir stüdyonun reklam yapma kapasitesi ve imkanı çok daha düşüktü. Yani sonuçta gazeteye reklam veriyorsunuz ama büyük paralar tabii tutuyor. Üniversiteler en güzel yerler olduğunu düşünün. Sonra üniversitelerde başlandı ders verilmeye. İşte Boğaziçi Üniversitesi bunun öncüsüdür. ODTÜ Üniversitesi öncüsüdür. Ondan sonra diğer üniversiteler. Sonra Yıldız'la tanıştım. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Orada da yani şöyle söyleyeyim. Dört tane de peş peşe sizin de şahit olduğunuz ama sizden öncekilerde yüzlerce insan aynı anda ders alıyordu. Evet. Yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi hatırlıyorum. 160 kişi dedi ki ben nasıl ders vereceğim? Yani oraya bağırıyorsunuz, oraya gidiyorsunuz. Ama bir şekilde inanır mısınız o zaman bile disiplin bugünden daha kolay sağlanıyordu. Yani ilgi çok büyüktü. Muhtemelen bu akıllı telefonlar veya işte dikkati dağıtacak çok fazla aktivite yoktu. İnsanlar dans ediyordu ve spor yapıyordu. Dolayısıyla kulüpler kuruldu. Onlar da resmileşti ve Boğaziçi'nin başlattığı bir festival kampanyası vardı. Boğaziçi Dans Festivali. Müthiş. 3 gün. İnsanlar senede o 3 gün orada ve 3 dakika, 5 dakika bir de çok büyük ilgi olduğu için sınırlar konmuştu. Orada marifetlerini göstermeye başladılar. Böylece üniversitelerin takımları oluşmaya başladı. Yavaş yavaş sonra yarışmacı grupları oluşmaya başladı. Gösteri Yani şey gruplarına. hatırlıyorum da tüm sene işte Yıldız'da gösterileri tüm sene çalışıyorduk böyle 4-5 koreografi. Gidip hepsini tüm sene sonunda bir kere Boğaziçi'nin gösterisinde dans edip ve bitiyordu. Yani şimdi hani festivaller bir başlıyor, bir süre sonra şey olmamaya başlıyor. Ama buna da gitmeyelim gibi bir durum olmaya başlıyor. O zaman bir taneydi ve tüm Evet. senenin emeğini bir seferde yapıyordunuz. Hata varsa var, yoksa harika. Öyle geçiyordu yani. Dört tam ısınıyor, gösterisini yapmış. Tam bundan sonra hissetmeye başlayacak artık esas heyecan için başlaması Evet. gerekiyor. Pat! Bir ay sonra yeni dönüme başlıyoruz. Yeni koreografiler. Tabii yeni olması gerekiyor. Başka bir şey olması gerekiyor. Başka bir dans olacak. Başka kıyafet. İnanılmaz bir ilgi vardı. O ilgiyi biraz kaybettik. Yani şu anda üniversitelerde de öyle olduğunu düşünüyorum. Birkaç üniversitede ders veriyorum. Şu anda 20 kişi, 30 kişi toplamak bile büyük sıkıntı. Biraz da tabii o döneme göre sanırım kulüplerdeki içerik de çeşitlendi. Yani dans kulüpleri yani sosyal danslar girdi, hip hoplar girdi, tangolar daha fazla belki bölünüyor da olabilir. Biraz da fazlaca üniversite olunca öğrenciler de bölündü belki daha az olmaya başladı. Ama sanırım dediğiniz gibi yani teknoloji geliştikçe insanların ilgisini yönlendirebileceği başka mecralar da oluşmaya Doğru. başladı. Doğru. Maalesef. Onun da etkisi var, büyük etkisi var. Dediğiniz gibi ilgi de azaldı ama bu sadece bizde değil. Yani insanlar yanlış anlamasın. Sadece bizim kültürü, bizim Türkiye'ye ait bir şey değil. Bütün dünyada öyle. Eskiden biliyorum 200-300 çifti olan bir kulüpler şu anda yani 60-70 çifti topladığında büyük kulübüz diye geçiniyorlar. Rusya'da bile. Öyle söyleyeyim. Bunlar da normal süreçler yani şimdi artık yapabileceğimiz tek şey bundan sonra ilgiyi nasıl geri kazandırabiliriz, nasıl daha iyi tanıtabiliriz. En azından üniversiteleri, dans kulüplerimizi sevelim, onları koruyalım, destek olalım. Tabii Sahip öyle. çıkıp evet şey Evet. yapmamız gerekiyor, desteklememiz gerekiyor, doğru. Peki sanırım 2000'li yılların ortalarından sonra Dans Sporu Federasyonu'nun özerk bir yapıya geçişi var. Sanırım burada Ersin Uysal'ın da rahmetli Ersin Uysal'ın da adını anmak gerekiyor. Onu da rahmetle analım. Katkıları çok büyüktü, izlemişti. Jimnastik Federasyonu'ndan ayrılmamızın sebebidir. Yani federasyonu kuran ve altyapısını oluşturan kişidir. Maalesef başına geçemeden ömrü yetmedi, vefat etti.
Allah rahmet eylesin. Ama adam şöyleydi, yani müthiş etkilenmiştim. Yani sohbet ediyordu dansla ilgili, o bizim camiadan herkesle sohbet ediyordu, bilgi topluyordu. Ve ilk kez bir adam yarışmanın başından sonuna kadar, klasmanlara kadar izliyordu. Bana zaman verin dedi. Biz de hep şey diyoruz, herkes öyle diyor. Bana zaman verin, düzelteceğiz, ne yapacağımıza bir bakalım. Hep öyle diyordu. Sonunda yine hüsran bir yarışma yapıyoruz. İşte dans ediyoruz, zor şartlarda vesaire. Ama yine de müthişmiş, özlüyoruz. Neyse, bu adam cidden incelemeye başladı, araştırmaya başladı. Yurt dışına bizimle yarışmalara geldi. Gene VIP'de yer ayırttı, oturdu. Akşam, sabahtan akşama kadar hepsini izledi. Ve dedi ki, daha 3 ay sonra, tamam dedi, hazırım dedi. Nasıl olacak dedi. Dedi ki, bu iş böyle spor salonunda yapılmaz dedi. Böyle işte bilmem ne salonu değil. Bunu Hilton'da, Sheraton'da yapalım dedi. Bu çok elit bir spor ki kendisi de spor kökenli, spor yazarı. Okumuş, çok entelektüel, çok şey görmüş ve sporun da birçok yeni branşlarıyla tanınmış bir adam, başlatan kişi olarak tanınan bir adam. Müthiş heyecanlandık ve belki hatırlarsınız, Sheraton'da ilk yarışmada yapılmıştı. Hatırlıyorum, evet. Onun adısına devam edelim istedik ama maalesef biz camia olarak sanırım yeterince vefa gösteremedik ve kaldı, devam edemedik. Yoksa bugün muhtemelen çok farklı yerlerde olabilirdik. Yani çok yol kat etmiş olabilirdik. Bakış açısından, vizyonundan dolayı. Çünkü o daha başkan olmadan önce, o 3 ay sonra hazırım dediğinde inceledim. Bu çok elit bir spor. İnanılmaz bir şey. Burada kültür var, sanat var, emek var, görsellik var, zeka var diyor. Yani top atmaya, top peşine gitme. Eyvah, şimdi yanlış anlamasınlar da. Yani tek bir şey, o şey... Anlasınlar O odaklanmıyor diyor. Burada müthiş bir iş var diyor. Yani biraz da anlatıyoruz dansı, iletişim nedir. O şeylerde bir de dünyadakileri de görünce kendince dünya şampiyonları da izledi. Organizasyon nasıl yapıldığını gördü. Bu insanlar bu noktaya nasıl geldiği konusunda fikirler de topladı. 10-20 yıl sonra nerede olması gerektiği konusunda bir fikri vardı. Yani net bir fikirle, net bir amaçla yola çıkmıştı. Ve dedi ki, bu salonda değil, elit yerlerde. 5 yıldızlı otellerde, büyük ballroom'larda yapılması gerekiyor demişti. Orada da kaldık. peki, sizce o dönem dansın ayrılması, Jimnastik Federasyonu'ndan ayrılması zamanı mıydı yoksa biraz erken miydi? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi o zaman, aslında şimdi de tam zamanıymış diye düşünüyordum. O zaman çok farkında değildim. Arada kalmıştım. Çünkü Jimnastik Federasyonu kaç yıllık federasyon, oturmuş çok büyük bir federasyon. Başındaki kişi de Avrupa Jimnastik Olimpiyatlarını açan kişi, yetkili kişi. Avrupa neydi o, Balkan Federasyonu'nda da bir görevi vardı. Yani şimdi yanlış bilgi vermiyorum ama çok deneyimli bir kişiydi ve çok eski bir federasyondu. Ama bize branş olarak verilen önem azdı. Ama şöyle düşünüyorum, sayımız da çok azdı. Yani bu tam oturmamıştı altyapısı ve o dönem biz altyapısını oturtmaya çalışıyorduk. Altyapısını oturtmaya çalışırken kaynakları da çok iyi kullanamadık. Yani yapabileceğimiz tek şey neydi? Kitapları getirip, video kasetleri getiriyoruz. Kendi kendimize eğitiyorduk. O zaman bile çok daha fazla eğitim kursları veriliyordu antrenörler için. Ve sanırım sınır vardı. 40-60 kişi yüzlerce kişiden eleniyordu. Önce dansla ilgisi, dans geçmiş olması vesaire vesaire ve sınavlar yapılıyordu. Çok daha ağır geçiyordu aslında o dönem. Sonra ayrılma zamanı, şimdi şöyle düşünüyorum, tam zamanıymış. Çünkü bizi tek başına var olabilecek ve federasyon esas amacı dans sporu olacak bir kuruluş oluşturulacaktı. Dolayısıyla sadece bu düşünecekti. Biz jimnastiğin ve diğer branşların yanında bir branştık. Vakit kalınca senede bir iki kez yapılan bir şeyler vardı ki çok değerliydi. Azımsamıyorum. Ama biz birinci sırada değildik. Böylece esas konu dans sporu olacağı için muhtemelen çok daha iyi olacaktı. O yüzden zamanında olduğunu düşünüyorum. Çünkü o zamanki görüşte de yani sadece nereye gideceğini planlamamıştı rahmetli Ersin Uysal. Buna nasıl kaynak sağlayacağını da planlamıştı. Sanırım ondan Yani sonra... ben tabii hani çok böyle o son döneminde kendisiyle tanıştım ve hani çok da yani zaten konuştuğunuz zaman çok net fark ediyorsunuz nasıl bir vizyon olduğunu, karakteri olduğunu. O yüzden tanıdığım için de ben de son döneminde de olsa çok memnunum. Federasyonu da sanırım oradan ayırmak da çok kolay olmamıştır. Jimnastik Federasyonu'na ayırıp bir dans federasyonu adı altında oluşturmak muhtemelen.
Çok da kolay bir iş değildir diye düşünüyorum. Yani öyle hadi biz kuruyoruz demek de kurulmuyor bu işler. Yok 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 yok, kesinlikle öyle değildi. Sadece spor camiasında ve o yapıyı tanıyan bir kişi olarak, yani nasıl ayrılacağımızı planlamıştık. Ben o kısımları çok iyi bilmiyorum, o detayları. Çünkü daha yapıyı iyi tanımıyorduk. Yani bizim düşündüğümüz şey mutfak kısmı. Dans nasıl gelişir, ne yapılır, ne öğrenelim, nasıl gelişir, nasıl aktaralım. O Tam buradan yönetimsel mutfağa eğitim. geçelim o zaman hocam. Geçelim. Geçelim. Şimdi Dans Federasyonu kuruldu. Tabii yarışmalar yapılıyor falan ama bir düzene bir Pardon, buyurun. sanırım şimdi arada gözüm takıldı da Tuncay Altan Jimnastik Federasyonu ile ilgili bilgiler veriyordu. İlgilenen arkadaş orada bakabilirler. Doğru bilgiye ulaşmış sanırım. Teşekkür ederiz. Evet, Tamam. zaten muhtemelen yayın 24 saat canlı yayında kalacak. Oradan da yine izlerken kaçıranlar da yine yorumlar hızlıca akıyor çünkü takip edebilirler. İşin mutfağı hocam. Klasmanlar, Gel. figürler, sınırlandırmaları, işte bunlara neden ihtiyaç duyulduğu, dünyayla senkronize hale getirme çabası. Bunlarda da tabii emeğiniz büyük. Biraz da o dönemden ve sebeplerinden de bahsetseniz bize. Şimdi o dönemde benim görüşüm, bu sadece benim görüşüm değil, araştırmaların sonucunda ben de inandığım bir şeydi. Yani altyapıyı oluşturmazsak, bunun bir alfabesini öğretmezsek, sunmazsak, herkes kafasına göre kendi istediğini yapacaktır. Dolayısıyla neyin nereden geldiğini anlamıyoruz. Bu açık koreografiler aslında yaratılabilir. Bunu yaratmak için nedir o? Uzaydan gelmeye gerek yok. Yani sihirbaz da olmaya gerek yok. İşte o İngiltere'de de aldığım eğitimde koreoloji diye bir bölüm var. Yani neyin nereden türediğini bilmemiz gerekiyor. Bu tanımlanmış belli karakteri olan, belli bir kültürü yansıtan dans olduğu için Şeyin bunun... Rud Vermeyn'in bir kitabında geçer ya hocam, to deform you have to know the form diye bir cümle. Aynen, aynen öyle. Yani bu yaratıcılık soyut bir yaratıcılık değil. Yani koreografilerin de somut olarak değerlendirilebilir. Bu arada Rud Vermeyn hocasıyla da aynı hocadaydık. O da çok hoşuma gitti. Hatta bir dönem öyle bir anım da var. Tanıştıracaklardı bizi de. Tanıştıracağı kişi o olduğunu bilmiyordum. Yıllar sonra öğrendim o konuyla ilgilenen birisi olarak. Şimdi geri dönersek bu klasmanları, evet. Yani baleye de hiç kimse gelip çok yetenekli diye çıkıp başrolde oynamıyor. Yıllarını harcıyor. Tondi yapıyor, plie yapıyor, bir şeyler yapıyor ve hala yapmaya devam ediyor. Yani çok önemlidir. Bir, insanlar sadece figürleri neden bu adam böyle yapıyor da ne kadar rahat görünüyor da biz kalkınca niye yapamıyoruz'un anahtarı da şu. Onlar kendini, bedenini çok iyi tanıyor. Bedenin nasıl çalıştığını öğreniyor. Yani bu kitapları da yazarken modern dansta da öğrendiğim çok şeyler var. Yani bunda sadece figürü öğrenip içine dalmak ve duyguyu katmak değil. Yani figürün dinamiklerini, işte biyomekaniğini bilmek gerekiyor. Yani bu adamlar, işte siz de bir seminerde Rudolf Laban'dan bahsetmiştiniz. Bizi mutlu eden bir şey. Artık bunları konuşabiliyoruz. Adam psikoloji, işte kinesiyoloji, anatomi branşlarından, dallarından faydalanarak yani bir şey oluşturmuşlar. Yani tanımlamışlar. Bu nasıl yapılır, niçin yapılır, nereye gidebilir, bunun mantıklı bağlantısı nedir? Yani basicler bize geri dönersek şunu öğretecek. Bedenimizde yavaş yavaş önce yarım dönmeyi, düzgün basmayı, ağırlığımızı aktarmayı, ayağımın üstüne geçmeyi, sonra kalça, sonra vücut, sonra kol, dizayna üst tarafa gelene kadar bizi eğitmiş olacak. Ondan sonra vücut öğrendikçe özgürleşmiyor mu? Yani okumak gibi bir şey. Okudukça daha çok şey öğreniyoruz. Yani ondan sonra artık istediğini yapabilirsin. Yani dansa da böyle gelirsek alfabesi gibi olduğunu düşünüyorum temel hareketlerin. O yüzden mutlaka klasmanların olması gerektiğine inanıyordum ve onu anlatıyordum. Biliyorum insanlar heyecanlı ama bastırmamız gerekiyor bir şekilde. Eğer federasyon veya bu resmi kuruluşun böyle bir gücü varsa, böyle olacak deme hakkı varsa ve bu insanlar dinletilecekse öyle yapalım. Bunu biraz şimdi şeye benzetiyorum. Şimdi figür sınırlandırmalarımız var ya hocam bizim. Bu şimdiki sokağa çıkma sınırlandırmaları gibi. Yani ortada bir durum var. Bunu engellemeye çalışıyoruz. O yüzden sokağa çıkmayın ki o ondan ona, ondan ona yayılmasın. Benzer bir durum. Belli hatalar var. O hataların oluşmaması için belli figür sınırlandırmaları gerekiyor. İşte profesör müsün, fakir misin, zengin misin, bakmıyor, ünlü müsünüz, evde duracaksın diyor korumak Evet. için. Şimdi sınırlanmaları sanırım yeri gelmişken onu da söyleyeyim, insanlar yanlış anlıyorlar. Birçok kişi bunu sanki böyle engelleme gibi görüyor. Halbuki sınırlamalar yani fırsat eşitliği gibidir. Kendi klasmanında, kendi ne denir, kendi ölçülerinde, kendi bilgine sahip olan insanlarla
yarışacaksın. Şimdi siz Türkiye şampiyonusunuz. E-Class birisi geldi, yan yana yarıştınız. Haksızlık olmaz mı? Biz görüyoruz, bu zaten bir olacak, bu da iki olacak eğer bir iki ise. Ama onun yanında da kendisi gibi işte sadece şu hareketleri yapıp, sadece şu dansları yapacak dersek, onları böyle biraz daha iyi de hissettirebiliriz. Yani kademeli kademeli gidince bütün o dans sporunda da bizim şampiyon olan çiftlere de baktığımızda çoğu basic'ten geldiği için hızlanıp istikrarlı bir şekilde devam ettiler. Yani hızlı tüketmediler. Uzun vadeli bir süreçti bu ve her aşamasında da acı çektiler, mutsuz oldular, mutlu oldular, yeni şeyler öğrendiler ama sonunda emeğin karşılığını aldılar. Yani bu ne denir o görmezlikten gelemeyiz yani katkısını. Yani şeyin de hani o dönem şöyle durumlar vardı ya, bir yarışma olurdu. Finale çıkanlar A klas, yarı finaldekiler B klas gibi durumlar vardı. Mesela ben Ya. D'de yarıştım. Sonra C'de yarışmadım. Öyle bir yarışma denk geldi. Bodrum'daydı galiba. Yarı finaldeydik. O yüzden B klas olmuştum. Öyle yani, bir böyle şey de düzeni yoktu. Ara ara böyle durumlar olabiliyordu. Sık olmasa da sanırım. Şöyle oldu. Erhan artık kibirinin ucu kaçmıştı. Yani tekrar mesela dedik ki hani yapalım, bu sistem kurulsun, böyle gitsin. Yani bilimsel olarak zaman tanıyalım, bu süreci buraya geçirmeli. Ondan sonra buraya geçeceksin. Nasıl ilkokulu okumadan liseye gidemiyorsan bunun gibi bir şey. Kademeli olması gerekiyor. Orada da daha önceden çok boş bırakıldığı için sürekli sistem değişiyor, o geliyor bir şey diyor, geliyor bir şey diyor. O yüzden mesela kendi federasyonun olmasının avantajı oydu. Net bir statüyle, net bir yönetmelikle çıkarsınız, planlarsınız ve o işler. Öbür türlü şöyle olsun, jimnastik kuralları olsun, o kurallar, bu kurallar derken biraz dağıldı. Oradaki Burak İkiler o zaman teknik kurul başkanıydı veya işte yönetim kurulunda as başkandı. Çok hatırlamıyorum yine ama şöyle bir karar alınmıştı. Ya şöyle yapalım o zaman. Kimseyi geri çekmeyelim, kimse yukarı gitmeyelim. Yarışma yapalım. Yarısı A-Class olsun. Atıyorum 60 katıldıysa 30'a kadar A-Class olsun. 30'dan 40'a kadar B-Class olsun. Ondan sonra isteyen klasmandan başlarsa D'den E'den oradan başlayacak. Geri dönüşü yok. O zaman o yüzden öyle bir ayıklama yapılması gerekiyordu ve yerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü yol almış bazı insanları geri Bu çağırmak son kolay değil. yapılandan bahsediyorsunuz, değil mi hocam? Son yapılan derken bu kaç yıl öncesinden bahsediyorum. Yani evet, Değil mi? yani hani, evet, yani en son sanırım 5 senedir falan böyle bir şey olmuyor zaten. Yok Bir 5 yok. daha Belki mı daha uzun? fazla. Daha fazla. Hatta şöyle bir kez daha şöyle yapıldı. Ankara'da bir yarışma yapıldı. Pardon, Ankara değildi. Eskişehir'de bir yarışma yapıldı. O yarışmada da klasman belirleme, seviye belirleme yarışması yapılmıştı. O da ilginç bir şeydi. Yani o ara dönemde faydalı olduğunu düşünüyorum. Jüri de diyordu ki evet bunlar geçsinler C klasa veya kalsınlar kapalı koreografide. Öyle bir karar da o da iyi bir şey olmuştu ama ondan sonra zaten böyle bir ihtiyaç duyulmadı. Ondan sonra artık sistem kendi içine işlemeye başladı. Ya peki hocam yani böyle hani A klasa geldiğinde bizim sporcu sayımız azalıyor ya. Aslında sporcu Evet. sayımız azalmıyor aslında da. Dans etmeyen bir A klas sporcu grubumuz olmaya başlıyor sanırım. Yani E klaslar şu an A klastan daha heyecanlı geçen yarışmalar içeriyor. Evet. Yani Doğru. izleyici açısından da katılımcı açısından da. Ne oluyor bu süreçte? A klasa gelen sporcunun psikolojisinde ne oluyor hocam? Şimdi ne oluyor derken bunun da sistematik bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. A-Class'a geldiğinizde ötesi yok ki. A-Class'ta yarışsam ne olacak? Yani bir hedef yok orada. Birçok ülkede A-Class'ın üstünde bir de uluslararası kategori var. Ne diyor? Uluslararası kategoriye geçmediğin sürece uluslararası yarışmalara katılamazsın. Seviyeni yükseltemezsin. Bunlar için şu da önemli. Yarın öbür gün ona antrenör hakem olduklarında bu CV'sinde de yani defterleri var. Artık defterimiz yok. Sadece kartımız var. Sanal ortamda takip ediyorum. Biz defterlerimizi taşıyorduk yanımızda. Bastırıyorduk şeyleri. Sonuçları, imzaları vesaire. Öyle Benimki bir dönem. hala duruyor. Benim Saklıyorum. de bir yerde duruyor saklı da. Yani artık fonksiyonel değil normal olarak. Şunun için diyorum yani A-Class'a gelince emekli olduk gibi düşünüyorlar. Dolayısıyla A-Class'ta birinci olsan ne katkı olacak? Yani size nasıl bir katkısı olacak? Eğer sizi ulusal sıralama ve o sıralamanın bir amacı varsa, sıralamanın işte belli bir dereceleri şuraya gönderecek, buraya gönderecek gibi bir hedef varsa o zaman amaç odur. A-Class gitti. Klasmanların C'den sonra artık kulüplere hizmet ediyor. Yani sistemin de şöyle bir şeyi var. Klasmanlar kulüplere puan kazandırıyor.
Açık koreografiler, açık yarışmalar sporcunun kendisi içindir. Yani sıralamada yerini alabilmesi için oradaki dereceleri kulübe bir katkısı yok. Kulüplerin var olabilmesi için ve kulüpleri de teşvik edebilmek için böyle bir sistem uyguluyoruz. Uygulamaya karar vermiştik. Bu klasmanlar yapılacak. Bu nedir? Başarılı olan kulüpler puan topluyor. Dolayısıyla kulüp puanı oluşuyor. Artık onu herkes biliyor. Kulüpler sıralaması yapılıyor. Bunun da amacı şuydu. Alınan bütçeden başarılı kulüplere ödenek ayrılacak ama hiç gerçekleşemedi. Ama neyse bu da bir motivasyon kaynağı oldu diye düşünüyorum. O yüzden yani bir hedef yok. A'dan sonra bir şey konabilirse o zaman mecbur tutulabilirler. Ama artık D klas'taki sporcu da yurt dışındaki yarışmalara gidiyor. Kendi kafasına göre katılıyor. Yani son kez söyleyeyim onu hızlı geçelim. Birçok ülkede şöyle karar alıyor. Belli bir seviyenin altındakiler uluslararası yarışmalarına kendi evinde bile yapsa, kendi şehrinde katılamazlardı. Onlar biraz prestij olarak düşünüyor. Ülkeyi temsil edemez. Ülke adına herhangi bir yarışmaya gidemez. Yani şampiyonalara zaten gidemez de uluslararası yarışmalara da katılımlarına izin verilmiyordu. Şimdi o sınırlar kalktığı için öyle bir şey de kalmadı. O yüzden muhtemelen motivasyon kaynakları yok. Onları Anladım. oraya sokmak için bir neden olması gerekiyor. O neden ortadan kalktı. Yani emeklilik süreci gibi bir şey. A klasta emekli Aklısı oluyorsunuz. emekli. Biraz genç yaşta oluyor ama. Maalesef keşke devam etse ama dediğim gibi aynı gün yapılıyor yarışma. Bir de o klasmanda yoruldu ondan sonra bir de oraya. Evet. Yani o da biraz şımarıklık Yani gibi keşke geliyor bana. imkanlar şey olsa da daha fazlası olabilse. Evet. Hocam peki bir de şu şeye gelelim. Şimdi bizim bir WDSF'imiz var, bir de WDC'miz var, Uluslararası Evet. Federasyon olarak. Bunlar arasında dansa yaklaşım açısından da belli farklar var ya da olduğunu iddia ediyorlar. Sizce bu durum nedir? WDC, WDSF dansa yaklaşımları nasıl görüyorsunuz o durumu? Şimdi kuruluş olarak onlar neyi düşünüp bu noktaya geliyor bilmiyorum. Ben sadece burada nasıl göründüğünü, arada ne fark gördüğümüzü söyleyebilirim. Şimdi yıllar öncesinde de zaten profesyoneller zaten yine vardı. Ama tek bir kuruluş Olimpiyat Komitesi'ne üye olabilecekti. Daha doğrusu şöyle, profesyonel kelimesi geçemezdi. Amaç olimpiyatlara katılmaktı, olimpik bir spor olmaktı. Orada da profesyonellik herkes biliyor. Mümkün değil. O yüzden dediler ki hadi birleşelim. Orada kavga oradan başladı. Hayır. Bizim de bir gelirimiz var. Sizin de parayı biz yönetmek istiyoruz derken ayrı kaldılar. Şimdi politik tarafına geçtiğimde yansımada, sahnedeki fiziksel yansıması da şöyle düşünüyorum. WDSF daha sportif oldu. Ne kadar daha hızlı olabilir, ne kadar daha becerikli, ne kadar daha esnek, ne kadar daha kuvvetli, ne kadar daha hacimli. Biraz bunlara yoğunlaşmaya başladı. Yani gözle görülen bariz farkları. Detayları değil, sanatına, kültürüne değil de duygusuna değil de daha Fiziksel çok kapasite. fiziksel kapasitesini artırmaya yönelik. Sporun tam tanımına göre gitmeye başladılar. WDC'de bayağı yani özüne sadık kaldılar. Yani biraz daha sanat gibi. Sanat gibi demeyeyim, sanat. Yani sanat olarak bakılıyor. Oradaki o iletişimi o yüzden görüyorsunuz. Bir kadın, bir erkek ve arada bir iletişim var. Dolayısıyla da orada yapılan yani uçmalarına gerek yok onların, takla atmasına da gerek yok. O kadar güzel o akışı bütün vücudunda aktığını görüyorsunuz ki yani kanının her hücresinde hareket olduğunu görüyorsunuz ve dans sanat olduğunu görüyorsunuz. O duyguyu doğrudan size yansıtıyor. Ben birçok yarışmalarda görüyorum WDSF'te müthiş dansçılarımız var ama bazen bu çaba, bu hız niye? Diyorlar ki işte şu, diyoruz ki şunu işte tamamlanmıyor şu hareketler o yüzden bence çok iyi. Evet ama diyor çok hızlı diyor o kadar hızlı şeyler yapıyor ki mümkün değil. Tamam yapmasın. Yani sen onu gösteremeyeceksen niye yapıyorsun ki? Ben de onu tamamlanmamış olarak görüyorum o yüzden bunu değerli bulmuyorum. Yani gelsin burada çift olarak görünsünler. Daha kadın erkek figürünü tanımlanmış ve gerçekten burada görelim. Aradaki bağlantısını görelim ki ondan sonra hikayesini görelim. En temel fark bana göre budur. Öbürü fiziksel kapasite üzerine, diğer tarafta da biraz daha naratif yaklaşıyor, ne diyeyim, hikayesine ve biraz daha özüne sadık. Yani ritmini görebiliyorsun. Ritmi sadece ayaklarda attığın adımlarla zamanı eşleştirmiyor. Yani ayağının parmağına başlayarak, yani elin parmağına kadar vücuttan dolaşan bir ritim, bir müzikalite, bir şey görüyorsunuz ve hikaye görüyorsunuz. Yani daha dokunaklı geliyor. Bir çocuğun söylediği gibi sanki orada teninle müziği dinliyorlar. Yani kulaklarıyla vücudunu değil, vücudun teniyle. Yani bazen sevdiğimiz Güzel şeylerde yapmış. ürperiyoruz ya.
Bunu da çok güzel Armağan Esen'in bir yayını vardı. Bir çocuk söylemişti sanırım onu. Çok detayı da bilmiyorum. Küçük çocuk söylüyor bunu. Ne kadar güzel bir şey. Dansçılar teniyle dinliyormuş. Onu keşfetmiş, onu fark etmiş. Bana da ilham Çok oldu güzel yani. sözmüş, evet. Kesinlikle hoşuma gitti. O yüzden gerçekten evet ya bu doğru bir kelime. Yani oradaki ritimleri işte baledeki birebir vermiyoruz biz. Yani bir sürü işte shuffle timing dediğimiz yani harekete ne yüklemek istediysek, istiyorsak müzikle öyle bir bağ kurmamız gerekiyor. Yani temel farklı yine kısacası diyelim uzatmayalım. Birisi fiziksel kapasite, birisi biraz daha hikayesine, karakterine, özüne daha sadık kalarak daha olgun böyle demlenmiş çay gibi. Bir tarafta yeni demlenen fokurdayan, bir tarafta demlenmiş bir çay gibi. Yani şey şimdi hani böyle şimdi sanal kitaplar da çıktı ya artık sanal kitapları alıyoruz. Onların hızını da YouTube'da da değiştirebiliyoruz ya normal hız 1.25 1.5 2. Sanki WDSF biraz dansları izlerken o normal bir kitabın 1.5 2 hızında okunmaya çalışılması ve sadece orada ne anlatıyor bu hemen hızlıca alayım meselesi. Diğeri ise daha keyfini çıkartarak o kitaba dokunarak o sayfaların kokusunu alarak biraz daha fazla sanki ben de öyle hissediyorum izlerken. Şöyle bir his uyanıyor. WDSF'de hepsi demiyorum. Yani çok müthiş, çok güzel dans eden, inanılmaz. Yani bir de sayısı çok olan çiftler de var. Onlar da yavaş yavaş kayıyor. Bir tanesi bir acele var, bir telaş var sonrası için. Öbür tarafta biraz daha anında kalmak gibi bir şey. O anı yaşıyor ve yaşatıyor. O yüzden bir tanesi keyifle izliyorsunuz. Böyle yani gözünüz bile dolabilir yani bir şey izlerken. Böyle bir hayranlıkla izlediğimiz performanslar var. Bir de böyle wow, evet çok iyi etkileniyoruz ama dokunmuyor. Uçup gidebiliyor, evet. Uçup Aynen aynen. gidebiliyor. Hatırada sadece bir tehlike, bir risk var diyorsun. Vay, ne kadar zor diyorsun. Öbür tarafta yaşanmışlık var gibi. Yani bana daha gerçekçi gibi geliyor. Katılıyorum, katılıyorum. Ben yani hani hepimiz yıllarca mecburen WDSF üzerinden dans ettik ama WDC'yi ayrıca bir hayranlıkla bir taraftan Abi benim takip gönlüm hala ettik. orada. WDC'de. Hatta eski kafalı da diyorlar ama desinler önemli değil. Yok yok böyle yani bilmiyorum diyorlarsa da eski kafada kötü bir şey değildir yani. Yo, ben memnunum. Hiç sorun yok. Eski kafada kötü bir şey değil. Hocam şöyle bir saate baktım. Bu zaman nasıl geçti anlamadım ben. Şu an bir Bitti mi? saatimiz birazdan dolmak üzere. Benim daha bir sürü sorum vardı size ama. Teşekkür ediyorum öncelikle. Çok keyifliydi. Yani hani sadece federasyonun nasıl ilerlediğini değil. Hani oradaki küçük küçük ufak detayların aslında neler kattığını, bir tane insanın çıkıp neleri değiştirebildiğini anlamak adına. O yüzden herhalde hepimize de böyle görevler düşüyor. Yani birileri yapsın biz de yararlanalım bundan değil de bir ucundan tutmak belki o ucundan tuttuğumuz şey tüm komple her şeyi değiştirebilecek bir şeydir. Herhalde bireysel olarak biraz daha elimizi taşın altına koymamız gereken bir dönem olsun bundan sonrası. İnşallah öyle olur. Çünkü elimizi taşın altına koymazsak bir beklentimiz de olmamalı. Yandan bakarak yani eleştirerek beklenti içerisinde girersek yani hiçbir yere gitmeyecek. Yani birlikte olmaz zamanı. Yani fikrin varsa ortaya koyun. Kapanıp salonda tartışılsın edilsin ama orada bir fikirle çıktığında bu dansın gelişmesi için. Biz şu anda kendi branşımız için söylüyorum ama genel olarak da olabilir diğer branşlar için de. Oradan yani bir kararla çıkıp uzun vadeli bir plan yapıp hepimiz çalışmamız gerekiyor bunun için. Zamanında İşte dediğim gibi kaynaklar çok kısıtlı olduğu için bugün işte hakem olmuş arkadaşlar, dansı bırakmış arkadaşların o kadar çok katkısı, o kadar çok emeği var ki yani tek tek isimleri sayamayacağız ama herkes biliyor. Şu anda pistte hakem, hoca olarak gördüğünüz insanların hepsinin çok büyük emekleri var. Biz parasız ders verdik, biz zamanımızı ayırdık, uykusuz gittik, işte ders verdik, işte insanlara daha çok katılım sağlansın diye zamanı ayırdık, emek harcadık. Yani bunu isteyerek yaptık, kimse bizi zorlamadı. Evet zor geliyordu bazen ama bunu isteyerek yaptık. Bundan sonraki arkadaşlarımın da aynı katılımı bekliyorum. Yani böyle tabii kulüp biz aslında hepimiz aynı şeye hizmet ediyoruz. Evet. Dansa ve bu branşa hizmet etmeliyiz. Belki böyle bir birleşme olabilir bu özlemden sonra. Umuyorum yani ben de onun ben biraz da olacağını düşünüyorum sonrasında. Umarım uzun sürer diyelim. İnşallah. Umarım uzun sürer. İnanıyorum ben de. Hocam alttan geçen yazıların hepsinde tekrar edelim bu bize yetmedi tekrar edelim biraz daha olsun diyorlar. İnşallah ileride bir kere daha belli ki önümüzde bu şey var bir süre daha evlerimizdeyiz.
Olabilir. Belki konuyu belirleyip ben okeyim yani sizin programınıza uyduğu sürece, yani planınıza uyduğu sürece ben de seve seve katılırım. Estağfurullah. Zaten yapacak çok başka da aslında var. Çok şey var yani, evde kendimize odaklanıyoruz, kendimizi keşfediyoruz yine de tekrar edebiliriz arzu ederseniz. Evet, belki biraz daha spesifik bazı şeyleri belirleyip onun üzerinden Evet. sohbet ederiz. Çok teşekkür Tamamdır. ederim hocam. Ben Tekrar de Dünya teşekkür Dans Günü'nüz ederim. kutlu olsun. Ben de Dünya Dans Günü'nü kutluyorum. Herkesin, tüm dansçıların dansla kalın diyorum. Sağlıkla kalın diyorum. İnşallah sağlıklı günler yakında gelecek. İnşallah pistlerde tekrar sağdan soldan bakışacağız, kesişeceğiz böyle ama sonuçta dans edeceğiz, müzikli Evet. olacak. Belki de burada dediğiniz gibi özlediğimiz veya işte bir kenara attığımız bazı düşünceler tekrar ortaya çıkabilir. Son 5 İlişkiler de hocam, gider. yüzünüze kapanmasın yayın. Tamam.